Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta ortasından yine ben Talha Yönecu ile birlikte bu sefer bir oyun incelemesi demeyelim, ilk izlenimi demeyelim ama gündemle alakalı ufak bir muhabbet edeceğiz sizlerle. Şimdi öncelikle başlıktan anlayacağınız üzere konuşacağımız konu belli ama ben biraz Türkiye'nin de gündemi demeyelim ama içinde bulunduğumuz aleti ruhiyeyi de göz önünde bulundurarak biraz yorum yapmak istiyorum. Şimdi neden oyun oynarız sorusuna, bu kendi Crash oynayan da olabilir, efendime söyleyeyim, yani Mass Effect oynayan da olabilir, fark etmez. Genel olarak vereceğimiz cevap kafa dağıtmak. Birazcık o zaman öldürme tabirini ben hiç sevmiyorum. Zaman çok kıymetli, paradan kıymetli, sağlıkla eşdeğer, çok mühim ve asla kaybedilmemesi gereken, asla asla öldürülmemesi gereken bir olgu. Bizim için çok değerli bir nimet. Zamanımızı eğlenceli geçirmek için kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Herkes farklı yönlerden cevap verse de geldiğimiz noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle sorumluluklardan kaçıyorum, sorumluluklar atıyorum falan değil ama birazcık bizi bunaltan süreçlerden uzaklaşmak için farklı dünyalarda yolculuk yaparak birazcık kafamızı açıyoruz diyebilirim. Ve tabii artık günümüzde İnsanın bireysel olarak mercek altına alınması süreçleri var. Hani psikoloji dediğimiz olgu 50'lerde patlayıp günümüze kadar olgunlaştı ve insanın derinliklerine inildi. Eskiden toplumlar olarak vardık, şimdi birey olarak daha fazla irdeleniyoruz diye düşünüyorum. Ve ihtiyaçlarımız da bu ölçüde, dünyanın da modernleşmesiyle birlikte değişti. Oyun bir ihtiyaçtır demiyorum ama ya insanların hep sinir, stres veya günümüzdeki bu yarış, mücadele, para kazanma mecburiyeti hayatını idame ettirmek zorundasın. Eskiden de böyleydi, bugün de böyle tabii de. Ya neyse, çok dağıtmak istemiyorum ama şunu demek istiyorum. Oyun oynamak belki bir ihtiyaç değildir, toparlayayım. Ama biraz eğlenceli vakit geçirmek için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ve ülkemizde son zamanlardaki ekonomik problemlerde göz önünde bulundurulduğunda ne bir yeni donanım oluşturabilmek, ne bir konsol alabilmek, ne de yeni bir oyuna 200-300 liralardan başlayıp 500-600 lira kadar çıkan paralar verebilmek kolay olmuyor. Tabii bir de şunu göz önünde bulundurmak lazım. Eskiden video oyunlar niş bir kitleye hitap ediyordu. 90'larda, hatta 2000'lerin başında. Topluluğu belliydi. O topluluk zaten korsan oyun dediğimiz kavram da vardı açıkçası ve o niş kitleye hem korsan oyunlar, Türkiye minvalinde konuşuyorum bu arada, istediği şeyi veriyordu. Tabii gel zaman git zaman konsollar cephesinde bu korsanın önüne kapatılması, ki nasıl desem milyonlarca dolar ürün, para aktarılıp bir ürün ortaya çıkıyor ve sana saatlerce süren bir keyif veriyorsa, nasıl ki sinemaya gittiğinizde beyaz perdede ihtişamlı aksiyon sahnelerini, aktörlerin bin bir emek harcayıp ortaya çıkarttıkları çalışmaları, oyunculukları, yönetmenleri, ışık tutanları falan, parasının hakkını veriyorsak bunun da hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve geldiğimiz noktada da özellikle Steam mesela uygun fiyatlı oyunlar almadı. Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun veriyor. Bunlar güzel çözümler olmakla birlikte biraz nasıl desem bu çözümler yanı sıra farklı alternatif şeyler de arıyoruz. Daha güncel nasıl oynayabiliriz? Tabii ki her çıkan oyunu laps diye hemen oynayalım, 70 dolarlık oyunu alalım. Bu Amerika'da bile 4-5 ay kadar Amerika'da kalmış birisi olarak söylüyorum bunu. Orada bile insanların ya dursun 60 dolar şimdi veremem daha sonra alayım dediği bir noktada oradaki ekonomiyi göz önünde bulundurulacak. Şimdi bizim burada 600-700 liralık 500-600 hadi 700'leri gördük mü emin değilim ama oynamak imkansızlaşıyor takdir edersiniz ki. Kutulu oyun mantığı hala devam ediyor, işte takaslıyorsun ikinci el falan ama onlar da bile artık eskiden 30 liraya 40 liraya 50 liraya oyunlar bulunabiliyordu ama orada da haliyle fiyatlar arttı vesaire ve artık yeni çözümler, yeni o oyun keyfimizi yaşayabileceğimiz yeni platformlar peşindeyiz. Ve bunlardan bir tanesi de Xbox'ın Game Pass sistemi. Birazcık biliyorum, konuyu çok dolandırarak getirdim ama
Türkiye'deki oyuncu kitlenin ne istediğini, onun istek ve arzularının nasıl karşılanabileceğini tam olarak anlayabilmek açısından bence ben kişisel olarak tabii ki burada yorumlarımı yapıyorum. Birazcık bir kendi durumumuza da bakmamız lazım Türkiye üzerinde konuşuyorsak. Hani niş demiştim. Bugünse artık niş bir kitle olduğunu düşünmüyorum oyuncu kitlenin. Oyunlar, video oyunlar popüler kültürün çok önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın da gelişimiyle birlikte normalde belki ucundan köşesinden bakacak kişiler de artık oyunları daha yakından takip ediyor ve oynamak istiyor, o da dahil olmak istiyor. Oyuncu topluluğu büyüdü. Ya yani bütün dünyada böyle aslında ama Türkiye'de de enteresan bir şekilde çok daha geniş bir kitleye erişti. Mobil oyunculuğu vesaire falan da katarsak cidden büyük bir oyuncu topluluğumuz var. Hatta biz burada her ne kadar oyunların pahalı olduğundan bahsediyor olsak da bundan birkaç sene evvel free to play bir oyun firmasında görev alan arkadaşımla konuştuğumda bana bazı oyuncuların aylık 3.000-4.000 lira gibi paralar harcadığını söylediğinde çok şaşırmıştım. Ve bir ara Güney Kore'den böyle sürekli free to play oynaması ücretsiz FPS oyunları vesaire geliyordu. Onların da anlamını ya kafamda oturdu. Ya bu adamlar niye geliyor? Bu oyunlar niye var falan diyor ama küçük bir pencereden bakıyormuşum. Halbuki dışarıdaki oyuncu kitlenin çok daha farklı zevkleri ve heyecanları olabiliyor. Mesela ilk tablet aldığım zamanlarda Clash of Clans'a sarmıştım. Uzun bir yol gidiyordum işimden evime ve bayağı da bir Türk klanları vardı. Clash of Clans'ı muhakkak duymuş veya bilenleriniz vardır diye düşünüyorum. Ve orada bayağı parayla asker alıp kendi klanındaki diğer oyunculara asker gönderen, köylerini koruyan insanlar görüyordum. Örneğin şey diyorlar ya işte PlayStation, ben en son 1'i oynadım, 2'yi oynadım. Yani mesela çok yakından takip etmiyor. En son PlayStation 4 çıkmış olduğunu varsayalım. Oraya hangi oyun çıkmış? Bloodborne mu var? God of War mu geliyor? Yok. Artık o kendine tabletli bir yer bulmuş ve orada devam ediyor. Ve isterseniz gelelim buradan Game Pass muhabbetine. Birazcık genel olarak Türkiye'deki oyuncu kitlenin rengini, yani o renk yelpazesini anlatmaya çalıştım. Zaten sizin de bildiğiniz şeyler ama ön bir muhabbet olsun istedim. Xbox markası Bethesda'yı satın alarak, Microsoft diyelim daha doğrusu, 7,5 milyar dolarlık dev bir yatırımla ZeniMax'i aslında direkt satın aldı diyebiliyorum ama emin değilim. Bethesda'yı satın aldı. Aslında bu haberi biz geçtiğimiz aylarda hatta geçen sene duymuştuk ama son olarak Avrupa Birliği de onay verince artık iş resmiyete döküldü. Bazı arkadaşlar sormuşlar yani neden şimdi tekrar bu gündem oldu? Geçen sene zaten konuşulmamış mıydı bu? Evet geçen sene konuşulmuştu. Böyle bir hamlede bulunuldu. Fakat Bethesda'nın altında mesela Machine Games var İsveç'te. Çalışan İsveçli bir oyun stüdyosu. Efendime söyleyeyim Dishonored ve Prey'in geliştiricisi Fransalı. Neydi isimleri? Aa, çok da sevdiğim bir firma. Bazen böyle apışıp kalıyorum arkadaşlar. Çok bildiğiniz şeyleri unuttuğunuz oluyor mu? Dilimin ucunda. Siz şu anda söylüyorsunuz, ben sizi duyamıyorum. Abi çıldıracağım. Neyse. Birisi Fransalı, diğeri işte Machine Games İsveçli. Bunlar Avrupa Birliği bölgelerinde yer alan stüdyolar olduğu için büyük ihtimalle bu satın alma süreci Avrupa Birliği'nin yasalarından, onların kural ve kanunlarından ve gözetiminden geçerek bir Amerikan firmasına devrediliyor veya onun yetkisi altına giriyor olabilir diye düşünüyorum. Ve hemen güzel bir kutlama yapıldı. Hemen ardından hala sanır geliştiricisi beynimin sağlobunda o küçük bir şekilde taramalarına devam ediyor. Neydi ya falan filan diye. Çok acayip bir durum. Şuradan bir yerden kopya çekeceğim. Play vardı bende. Dur ya. Bir saniye çok özür dilerim. Neydi sen? Abi Arcane Studios. Evet çok özür dilerim. Arcane Studios. Peki tekrar konumuza geçelim. Hemen kısa süre sonra Game Pass sistemine Bethesda'nın çok kallavi bazı oyunlarının geldiğini gördük. Doom Eternal geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Skyrim geldi. Rage 2 benim oynayıp bitirdiğim ama işte o para verip vermemekten sürünceme de kaldığım bir oyun ve Game Pass'e çok yakıştığını düşündüğüm bir oyun olarak yerini aldı. Ve tabii Game Pass'in PC sürümü ve Xbox sürümü de ayrı. Onları da bilen biliyor ama ayrıca birazdan değineceğiz.
İşte Fallout'lar geldi vesaire falan. Hali hazırda yüzden fazla oyuna sahip ve güzel seçkilerin yer aldığı bir kütüphaneyken şimdi Bethesda'nın da oyunlarının dahil olmasıyla birlikte tıpkı Netflix gibi bir ücret verip sisteme girdiğinizde yüzlerce shooter oyunu olsun, RPG oyunu olsun, simülasyon oyunu olsun, özenle seçilmiş indie oyunlar olsun hem Microsoft stüdyolarından hem de üçüncü parti firmalardan oyunlara erişim sağlayabiliyoruz. Hatta People Can Fly, daha önce Bulletstorm ve Gears of War Judgment'ı yapmış Polonyalı bir geliştiriciydi diye hatırlıyorum, yanlışım yoksa People Can Fly'ı da. Outriders isimli bir looter shooter oyununu çıkarmaya hazırlanıyorlar ve ilk günden Game Pass'e geleceği haberini aldık. Normalde düşünün 60 dolara, yanlışım yoksa satılan 40 dolar da olabilir, emin değilim ama yani tam oyun fiyatındandır diye düşünüyorum. 60 dolarlık bir oyunu siz aylık 30 lira verdiğiniz ve yüzden fazla oyuna sahip olduğunuz bir kütüphanenin içerisine dahil edilmiş halde buluyorsunuz ve işte bu noktada Türkiye'deki oyuncular için çok büyük bir veli nimet olduğunu düşünüyorum ben bunun. Aslında sadece Türkiye'deki oyuncular da değil, dünya genelinde ekonomik problemleri olan veya yeni çıkan oyunlara ki son jenerasyonla birlikte bazı oyunların 70 dolar işte bir ara 50 euroydu. Şimdi Avrupa'da artık 60 euro oldu. 70 dolar 60 euro seviyesine çıkmış olmasıyla birlikte oyuncuların birazcık frene basıp ya bunun için bekleyeyim dediği noktada aslında Game Pass çok da bekletmeden onları bu sene çıkacağı söylenilen Bethesda'nın sci-fi bilim kurgu RPG oyunu Starfield'ın da çıkar çıkmaz mesela Game Pass'te olacağı söyleniyor. Ve az önce bahsettiğimiz işte Doom Eternal'lar, efendim söyleyeyim Outriders'lar hem biraz eski oyunlar hem de güncelliğini çok yitirmemiş 1-2 sene öncesinin oyunları hem de ilk günden Microsoft stüdyolarından çıkagelen oyunlar gerçekten de çok güzel bir kütüphane oluşturdu. Bu ne kadar tabii markayı götürür, bu iş kolu, bu işleyiş, abonelik sistemi, işte ayda 30 lira vereyim, işte yurt dışında 5-10 dolar vereyim, belli başlı oyunları oynayayım konsepti firmaya ne kadar geri dönüş sağlar, ne kadar kazançlıdır bilemiyoruz. Zaten oyun endüstrisindeki eli kalem tutan insanlar da bunun hesabını yapıyorlar. Microsoft ne kadar başarılı olacak? Bu iş ne kadar büyüyecek? Alıp gidecek mi? Yoksa Sony'nin şu anda biliyorsunuz bir açıklaması var. Bizim Game Pass gibi bir sistem yapmamız imkansız. Geliştirdiğimiz oyunları 70 dolardan satmazsak bizim için stabil bir iş olmaz, kazançlı bir iş olmaz demişlerdi. Ama biz tekrar konumuza dönelim. Tabii Sony, Microsoft oradaki rekabet çok ayrı bir noktada. Nintendo vesaire çok farklı şeyler yaparak artık oyuncu kitleye ulaşmaya çalışıyorlar. O klasik bir jenerasyonda 3 tane konsol çıktı. A, B, C değil. Çok artık farklı yönlerden ilerliyor. Ve Microsoft'un Xbox'la Game Pass sistemiyle çok başarılı bulduğum bir iş yaptığını düşünüyorum. Tabii onların tarafından ne kadar karlıdır, uzun vadede ne kadar kazançlı olur bilemem ama çok önemli bir atılım gerçekleştirdiler. Bethesda'nın elinde çok çok kıymetli oyunlar var. Game Pass sistemine baktığımızdaysa PC ve tabii ki konsol tarafında farklı oyun kütüphaneleri görüyoruz. Bunun sebepleri yayıncı firmalarla alakalıdır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki oyuncu kitle için PC'de bir Game Pass sahibi olmak ya da ya ben yeni bir donanım alacağım ama PC istemiyorum, hani konsol olsun istiyorum diyen için Xbox Series S'in tamam üst düzey bir şey değil, donanımsal anlamda bu jenerasyonun ortasına kadar belki de yaşlanmış olacak ama diğer taraftan işte o son çıkan oyunları, son çıkan teknolojileri yakından takip etmek istemeyen ama oyun oynamak isteyen insanlara cüzi bir şekilde istediği şeyi veren bir platform haline geldi. Ben çok bana sempatik geliyor Xbox markasının bu hamlesi ki geriye uyumluluk süreçleri var. Yani Xbox 360 ve Xbox One oyunlarınız varsa takıyorsunuz ve geriye uyumluluk sürecinde bunu oyunları keyifle oynayabiliyorsunuz. Hatta şimdi FPS Booster geldi. Fallout 4'teydi zannedersem 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz gibi ve bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yazılımını geliştirerek insanlara sunuyor, oyunculara sunuyor olması. Evet, oyun cephesinde belki Sony'nin bazı eksklusivleri kadar ağır işleri yok ama Microsoft'un geriye uyumluluk süreci olsun, bu oyunlara her yerden erişme olsun, xCloud'dan da kısaca bahsedeceğim.
Game Pass markasıyla da birlikte ucuz bir şekilde oyun oynama konusunda ucuz, yani ucuz bir verdiğiniz cüzi miktar diyelim, uygun bir miktar karşılığında gerçekten de çok güzel bir oyun kütüphanesine kavuşuyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar söyleniyor işte eski, ama şimdi öteki türlü şuna dönüyor iş. Milyon dolarlık bir oyunun sana 10 dolara satılmasına dönüyor. O şekilde ben oyun endüstrisinin yürüyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü oyun teknolojileri çok gelişti ve harcanan paralar inanılmaz noktalara geldi. Ya düşünün abi, GTA 6'nın, şimdi burada büyük konuşmayayım ama Game Pass'e gelmesi çıktığı gün için söylüyorum. Tabii ki ilerleyen süreçlerde gelebilir gelmez demiyorum ama çıktığı gün zannetmiyorum ki Take Two desin al abi tamam ya. Bu sizde bulunsun. Ha, ne olur Microsoft belki çok büyük bir anlaşma yapar. Kafayı yer. Girişebilir belki öyle bir şey ama Take Two'nun kendi başına öyle bir şeye gireceğini pek zannetmiyorum. Ama dediğim gibi ya çok eski olmayan, çok da gündeme yakın olmayan, böyle birkaç senelik, geçtiğimiz sene çıkmış ki Microsoft stüdyolarının yeni oynuyorsa hemen oynayabileceğiniz güzel bir kütüphaneye sahip olduğu kanaatindeyim ve Türkiye'deki oyuncu kitlenin tam olarak istediğini verdiğine inanıyorum. Ve bu noktada devreye mesela yakın zamanda GeForce Now da çok konuşuldu. Hem fiyatıyla hem fonksiyonuyla. Denemedim ama fonksiyon anlamında bana çok da cezbedici gelmedi. Çünkü benim Steam'de sahip olduğum oyunları ve yayıncıyla anlaşmalıysa istediğin her yerde oynayabiliyorsun. Bulut oyunculuk zaten benim gibi geri kapalı bir oyuncu için uzak bir meşgale. Ama tabii ki hani teknolojileri takip ediyorum ne oluyor ne bitiyor diye, ama bulut oyunculuk üzerinden pek oyun oynamak bana göre değil. Bilmiyorum, bana biraz itici geliyor. Bu şey gibi anlaşılmasın lütfen. Hani zengin çocuğu beğenmiyor. Bak işte gidecek 60-70 dolara oyun alacak. Hayır, öyle bir şey değil. Yani ben de eski oyunları oynayarak geliyorum. 10 sene önceki oyunu oynuyorum mesela bu aralar. Ya şunu demek istiyorum. Bana biraz bulut oyunculuk itici geliyor. Bilmem neden. Sebebimiz var. Dijital oyunlara bile zor zor alışmış birisi olarak. Böyle bir abi kartuşu basacaksın. CD'yi takacaksın. Tabii onların da bir kıymeti kalmadı ama. Toparlayayım. GeForce Now'ın işte belli başlı yayıncıların müsaade ettiği oyunları, zaten benim satın almış olduğum oyunları bulut oyunculukla tabletten veya işte mobil cihazdan veya o oyunun sistem gereksinimlerini karşılayamayan sisteminizde stream ederek oynayabilmeniz tamamen güzel ama bana çok cezbedici gelmedi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Öteki taraftan bu arada bayağı da GeForce Now sisteminden memnun kalan insanlar olmuş. Beni daha çok cezbeden konuysa xCloud, Microsoft'un oyun stream hizmeti. Şimdi Microsoft tabii her yatırımında başarılı olamıyor. Biliyorsunuz bir mikser projesi vardı. Milyon dolarlar döktü. Yayıncıları getirdi vesaire ama olmadı. Yani bunu bir keskel alaka bir örnekleme ama bu tamamen başarılı olacağı değil ama benim merak duyduğum bir teknoloji olduğu için söylemek ve örnek vermek istedim. xCloud'la birlikte ki Apple'la arasında birazcık sürtüşme yaşanmıştı. Apple App Store'a getirmek istemedi xCloud'u. Kendi mağaza kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Çok büyük bir tepki aldı orada. Bu tepkilerin ardından Apple da kabul etti. Tamam xCloud'da olsun dedi. xCloud, GeForce Now gibi aslında bulut oyunculuğu oyuncularla buluşturuyor. Ve benim en sevdiğim kısmı bu iş Game Pass'le birleştiğinde oyuncular sadece belli bir ücret verip yüzün üzerinde oyuna bilgisayarlarından veya konsollarından erişim sağlamakla kalmayacaklar. İşte Bethesda'nın, tamamen doğaçlama gidiyorum, örnekleme üzerinden gidiyorum. Yeni bir oyunu çıktığında, Microsoft oyun stüdyolarından yeni bir oyun çıktığında ve donanımı bu oyunu kaldırmıyorsa stream ederek veya telefondan veya tabletten bu oyuna erişim sağlayabilecekler. Bu benim için daha anlamlı. Çünkü öteki tarafta oyun alıyorsun. Oyun yayıncısı eğer GeForce Now'a tamam abi eyvallah diyorsa oynayabiliyorsun. Öteki tarafta ise sen parayı basıyorsun. 30-40 lira ya da artık mesela Game Pass Ultimate farklı abonelik sistemleri var. Farklı değil aslında, bir Game Pass var. Game Pass PC için, Xbox için var ve Ultimate var. Ultimate'da EA Games'in de bazı oyunlarına yine bu sistem üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz gibi gibi.
Bu oyunculuk da mesela direkt Game Pass'e mi entegre ederler ya da Game Pass Ultimate'la birlikte mi bunu sunarlar emin değilim ama Game Pass Ultimate'da 40-45 lira bir şey daha diyelim 50 lira olsun. 50 lira karşılığında yüzün üzerinde gerçekten özenle seçilmiş olduğunu düşündüğüm kaliteli oyunların gerçekten güzel oyunlar veriyorlar. Hatta yakın zamanda birkaç tane oyun duyurdular beni bayağı cezbetti şu anda maalesef aklıma gelmiyor ya. Bir de bunlara böyle erişim sağlayıp yüzün üzerinde oyuna erişim sağlayıp bir de bulut üzerinden oynandığında Türkiye'deki oyuncu kitlenin tam olarak istediğini verebilecek bir kıvama gelecektir diye düşünüyorum. Ve sade de geleyim. Tabii şimdi GeForce Now Türkiye'de sunucular açtı. Turkcell'le anlaşmalar yapıldı vesaire. Microsoft'un Türkiye'deki sunucuları var mıdır veya biz yurt dışındaki sunuculara bağlanacağız da ne kadar verimli, ne kadar kaliteli seviyede oyun oynayabileceğiz gibi pek çok soru işareti var. Bunları da ancak sistem Türkiye'ye kapılarını açtığı zaman tecrübe ettikten sonra bir karar verebiliriz, yorumlayabiliriz. Ama umarım verimli olur ve Game Pass sistemi Türkiye'deki oyuncu kitlenin oyun açlığını keyifli, oyun açlığı demeyelim çok hoş bir tabir değil ama keyifli oyun geçirme, arzu ettiği oyunu biraz geç bile olsa oynama isteğine cevap verebilecek bir platform olduğuna inanıyorum. Çok kıymetli bir platforma dönüştü. Bu yurt dışı için de öyle aslında az önce bahsettiğim gibi ama Türkiye'de ateş pahasını da geçmiş olan donanım fiyatları, oyun fiyatları göz önünde bulundurulduğunda Game Pass sistemini yakinen takip ediyorum ve beğeniyorum açıkçası. Siz neler düşünüyorsunuz Game Pass sisteminden? Takip ediyor musunuz? Ya da ya ben bir tane oyun alıyorum Steam indirimlerinde. Bir RPG oyun oluyor. Açık dünya oluyor. 100 saat. Bir sonraki Steam indirimine kadar götürüyor beni. Ya da Epic Games'ten her hafta bir indirim ücretsiz oyun alıyorum. O beni götürüyor mu diyorsunuz? Ya da ya arkadaş ben alırım 300-400 liraya yeni çıkmış bir oyunu. Onun suyunu sıkana kadar oynarım. Sonra bir sonraki oyuna geçerim. Böyle 100 tane oyuna gireyim. Ondan ona, ondan ona geçeyim bana göre değil mi diyorsunuz? Çünkü yani burada bir 2000-3000 izleneceğini varsayalım bu videoyu. Hadi diyelim ki bir 50 kişi de yorum yapacak olsun. Bu 50 kişi arasında çok çok farklı oyun anlayışı, oyun zevki, oyunlara yaklaşımı olan insanlar vardır. Özellikle maddi anlamda problem yaşayan, bu konuda erişim sağlama konusunda problem yaşayan arkadaşlara sormak istiyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Sizler çok daha yakinen takip ediyorsunuzdur. Game Pass sistemi sizi cezbediyor mu? Şu ana kadar deneyimlediniz mi? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Biraz uzun bir muhabbet oldu ama aceleye getirmek, hızlı hızlı geçiştirmek istemedim. İçimden gelen her şeyi anlatmaya çalışmak istedim. Tabii konu konuyu açıyor. Haliyle de birazcık uzuyor. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka video ile tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.